Merhaba arkadaşlar. Bugün biraz yeni yıldan bahsedelim. Novый год Rus kültüründe çok önemli, hatta en önemli bayram sayılır. Hazırlıklar bir ay önce başlanır. Meydanlar, sokaklar çok güzel bir şekilde ışıkları asıyorlar, süslemeler, dekorlar kuruluyor, çam ağacı kuruluyor. Mümkünse bir gün tavsiye ederim. Moskova'ya gitmenizi öneriyorum. Ben şahsen gitmedim ama ben de çok istiyorum gitmek. Bir gün umarım gidebilirim çünkü çok güzel bir kutlama yapılıyor. Havası ayrıca, atmosferi ayrıca güzel. Artı hep kar var orada. Bütün insanlar yeni yıl öncesi böyle bir masaldaymış gibi, bir sihir olacakmış gibi bir duygular içerisinde oluyor. Evet, bütün iş yerlerinde, okullarda yılbaşı partileri düzenleniyor. Çok neşeli geçiyor, şarkılar söyleniyor, dans ediliyor, hediyeler dağıtılıyor. Ondan sonra çok güzel hatıralar kalıyor. Mesela benim çocukluğumda hep bu şeyi beklerdik, yani bu kutlamayı beklerdik biz. Evet, Novogodnaya vichirinka, yılbaşı partisi. Novogodni utrennik, o da yılbaşı partisi ama çocuklar için. Bunu bilelim. Evet, her ailede neredeyse kim istiyorsa tabii ki de yılbaşı çam ağacı kurulur. Novogodnia yolka. Ve biz birbirimize şu soruyu soruyoruz. Вы уже нарядили елку? Çam ağacınızı süslediniz mi? En üstüne yani başına yıldız konulur. Varsa eğer yıldız, zvezda, biliyorsunuz bunu. Yeni yıl gecesi çok heyecanlı geçiyor. Misafirler geliyor, bütün aile toplanıyor. Çok güzel masa kuruluyor Rus kültüründe. Tabii ki de alivyesiz hiçbir masa olmaz. Alivye Rus salatası, biliyorsunuzdur. Ayrıca başka farklı salata ve mezeler hazırlanır. Salat-ı izakuski diyoruz. Havyar da var. Hani sevenler de koyabilir masasına. Havyar, ikra Rusça, tabii ki de taze değil, salamura tarzında oluyor. Evet, bir başka balıklı bir meze daha var. Selt pod şubay, selt pod şubay diyoruz. Balık ve haşlanmış, doğranmış sebze kat kat dizilir, soslanır. Bu resimde selt pod şubay en üstte, mor renkli. Evet, hatta fuşya rengi diyebiliriz. Neyse, önemli değil. Çünkü pancar haşlanıyor. Doğranıp üste konuluyor. Onun için bu renk alıyor. Ayrıca başka farklı çeşitli yiyecekler oluyor. Ve tabii ki de şampanya patlatılıyor. Genelde bu bayramda. Mandalina'yı da yazdım. Çünkü çoğu insanın bizim kültürümüzde, Rus kültüründe yani mandalina deyince yılbaşı, yeni yıl aklımıza geliyor. Çağrışım, değil mi? Çağrışım oluyor. Evet. Şimdi iki tane film önermek istiyorum. İronia Sudbı ile S Lehkim Parom. İlki, bu Sovyet döneminde çekilmiş bir film ama çok çok ilginç. Tavsiye ederim. İronia Sudbı, ironi demek. Sudba, şaka. Yani kader şakası. Şey, Sudba kader, pardon. Kader şakası. Zaten senaryosu da çok ilginç. Şöyle kısa anlatayım. Bir adam her yıl arkadaşlarıyla hamama giderler. Orada güzel vakit geçirirler. Böyle bir adetleri var. Ve orada bira içiyorlar. Biraz
biraz kaçırıyorlar. Ondan sonra adam uçağa biniyor ama haberi yok. Çünkü uyuyor, sarhoş. Sonra başka bir şehire geçiyor. Sankt Petersburg'a geçiyor ve oradaki Moskova'daki adrese gidiyor. Çünkü eve gittiğini sanıyor. Ondan sonra ama o zamanlarda evler o kadar birbirine benziyor ki mobilyalar vesaire, kapılar, hatta anahtarı bile uydu o kapıya ama başka şehirde, oraya giriyor, yatıyor, kendi yatağı sanıyor ama başkasının evinde, bambaşka bir şehirde ve sonrası zaten başlıyor. Çok güzel bir senaryosu var bu filmin. Tavsiye ederim. İkinci adı Slöhkin Param. Slöhkin Param, biz şey diyoruz, sihatler olsun derler Türkiye'de. Rusça'da Slöhkin Param. Evet. Bu bir film, tavsiye ediyorum. Eski ve yeni bir tane film var, Yolki. Yolki, bu da çok güzel bir film. Tavsiye ederim. Ben sadece ilkini izledim ama birkaç tane daha yeni çıkmış. Orada da böyle yani sihir havası var filmlerde. Böyle dilekler gerçekleşiyor, kader değişiyor, insanlar son anda böyle mutluluğuna kavuşuyor vesaire. Yani izlemenizi tavsiye ederim şiddetle. Sonra yorumlarınızı yazın mutlaka. Evet, yeni yılda Ded Moroz gelir evlere, bütün etkinliklere, partilere. Bu Noel Baba, bildiğimiz Noel Baba ama biz Ded Moroz diyoruz, yani soğuk dede gibi bir şey. Evet, Ded Moroz kırmızı kaftan giyer, uzun beyaz sakalı var, kırmızı şapkası, eldiveni var. Ve onun torunu Snegurochka hep yanında ona yardımcı oluyor. Mavi ya da beyaz kıyafet giyer. İkisi de çok böyle hani beklenen karakterler. Evet, hediye, dediğim gibi hediye verirler, şarkı söyletirler, dans ederler. Ded Moroz'un posah biz diyoruz elinde. Resimde görüyorsunuz. Türkçesine siz yazın lütfen. O var. Onunla sihir yapıyor. Mesela bir dilek tutuyor herhangi bir çocuk ve o dileği onunla gerçekleştiriyor gibi. Bu tabii ki de masallarda şey de var. Çizgi filmlerde. Bunları bilelim. Bu yeni yılın çok önemli karakterleri. Ben ise size yeni yılda mutluluklar dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. Rusça öğrenmeye beraber devam edelim. Всего вам наилучшего. Желаю счастья в новом году. Берегите себя. И увидимся в следующем видео. Пока-пока.